Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugünkü dersimizde Silsiletu Ta'limil Lugati'l Arabiyyeti serisine başlayacağız. Bu serimiz 4 adet kurdan oluşmakta ve biz ilk olarak 2. kurda yer alan Nahiv ve Sarf kitaplarıyla serimizin anlatışına başlayacağız. El Vahdetu'l Ula 1. ünite Eddersul Evvel 1. ders. Kitabımızda öncelikle her dersin başında bir konumuz var. Bugün öğreneceğimiz Nahiv'i öğreneceğiz. Sonrasında da dersin diğer yarısında da tedribat, alıştırmalar bölümümüz var. Kısmet olursa her dersi iki video halinde hazırlayalım. Birinci videolarımızda ders anlatımını, ikinci videolarımızda da anlattığımız dersin tedribat bölümünü İnşallah bulabilirsiniz. İlk dersimizin konusu Amun Cedidun yeni yıl. Amun yıl, Cedidun yeni yıl. Ve el kelimetul cedidetu yeni kelimeler. Yani bu ders öğreneceğimiz, daha önceki derslerde görmediğimiz yeni kelimeler. Beytun ev, hadikatun bahçe, eşcarun ağaçlar, ezherun çiçekler, Ulumun ilimler, zumelâ'u arkadaşlar, sâfeha tokalaştı, yusâfihu tokalaşıyor. Ve bu ders el-mustalahatul cedide, yeni müstalahatlar, yani nahiv ilmine dair yeni tabirler. Mesela bu dersimizde el-cümletu cümleyi, ismun fin nahiv, nahivdeki isim kavramını, harfun harfi, fi'lun fin nahiv, nahivdeki fiil kavramını, huruful hica, hece harflerini, el kelimetu kelimeyi, lafzun lafızı öğreneceğiz ve tetteellefel kelam, kelam oluşur, kelam oluştu, yeteellefu oluşuyor ve zamenun zaman kavramını da yine bu dersimizde kısmet olursa öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle bir parçamız var. Bu parçamızı okuyalım. Sonrasında da Nahiv ilmine dair kitabımız bize birinci ünitede, birinci derste neler sunacak onlara bakalım. Harece Sa'idun fissabahi min beytihi. Sa'id sabahleyin evinden çıktı. Sa'id sabahleyin evinden çıktı. Ve zehebe gitti ile mahedihi kursuna gitti. Ve kursuna gitti. Sa'idun talibun yabaniyun. Sa'id talibun öğrencidir. Yabaniyun Japon öğrencidir. Sa'id Japon öğrencidir. Ve huve o yeteallemul lugatel arabiyyete. Arapça dili öğreniyor. Sa'id Arapça dili öğreniyor. Nerede? Fi mahedi te'alimin lugatil arabiyyeti fi Tokyo. Tokyo'da Arapça dili öğreten kursta Arapça dili öğreniyor. Sa'id Tokyo'da Arapça dili öğreten bir kursta Arapça dilini öğreniyor. Ve huve o mahedun kebirun. O büyük bir kurstur. Havlehu onun çevresinde hadikatun vasiatun geniş ağaçlar vardır. Fihe eşce geniş bir bahçe vardır. Hadikatun bahçe kelimesi, onun çevresinde geniş bir bahçe vardır. Fihe o bahçenin içerisinde eşcarun kesiratun çok ağaçlar vardır. Ve ezherun cemiletun ve güzel çiçekler vardır. Ve fil mahedi kursta kesirun çoktur. Minet talebeti öğrenci çoktur. Ellezine yeteallemune lügatel arabiyyete. Arapça dilini öğrenen öğrenciler çoktur kursta. Arapça dilini öğrenen öğrenciler çoktur. Ve yedrusune okuyorlar. El ulumel islamiyete. İslami ilimler okuyorlar. Diraseten ceyyideten. İyi bir okumayla İslami ilimler okuyorlar. Ve hine me kabele sa'idun. Sa'id karşılaştığı zaman. Kabele karşılaştı. Hine izin zaman, ne zaman? Sa'id karşılaştığı zaman.
Zümele'ehu arkadaşlarıyla, Said arkadaşlarıyla karşılaştığında safehahum onlarla tokalaştı. Vahiden vahiden tek tek bir bir onlarla tokalaştı. Ve kâle lehum onlara dedi ki küllü amin ve entum bi hayr hayırlı seneler nice senelere ve entum bi hayr dedi. Bu bir nasıl diyelim? Bu bir yani tek parça olarak bunu ezberleyeceğiz. Küllü amin ve entum bi hayr birisine sene başında hayırlı seneler demek için nice yıllar demek için bunu kalıp olarak ezberleyeceğiz. Küllü amin ve entum bi hayr. Evet şimdi esiletul istiab parçayı anlama sorularımıza şöyle bir bakalım. İle eyne zehebe sa'idun fis sabah. Sa'id sabahleyin nereye gitti? Sa'id sabahleyin nereye gitti? Zehebe sa'idun ile mahedihi fis sabah. Sa'id sabahleyin kursuna gitti. Zehebe sa'idun ile mahedihi fis sabahi. İkinci sorumuz ile eyne tezhebu fis sabah? Sen sabahleyin nereye gidiyorsun? İle eyne tezhebu nereye gidiyorsun? Fis sabahi sabahleyin nereye gidiyorsun? Biz de şöyle diyelim. Sabahleyin kursuma gidiyorum. Ezhebu ile mahedi fis sabahi. Ezhebu ile mahedi fis sabahi. Sabahleyin kursuma gidiyorum. Mâze fî hadiyakatil mahedi? Kursun bahçesinde ne vardır? Kursun bahçesinde ne vardır? Mesela ne vardı? Eşcârun kethîratun ve ezhârun cemîletun fî hadiyakatil mahedi. Eşcârun kethîratun ve ezhârun cemîletun fi hadiqatil mahad. Maza yedrusu et talebetu fil mahad? Öğrenciler kursta ne okuyorlar? Maza yedrusu et talebetu fil mahad? Öğrenciler kursta ne okuyorlar? Ne okuyorlardı? Ulumel İslamiyeti. O zaman ne diyeceğiz? Yedrusu talebetu el ulumel İslamiyeti fil mahad. Öğrenciler kursta İslami ilimler okuyorlar. Ve beşinci sorumuz Mâzâ tekûlu sen ne dersin li zümelâike arkadaşlarına hînemâ tukâbiluhum onlarla karşılaştığın zaman evvelel âmid dirâsi ders yılının başında el âmid dirâsi ders yılı evvele başında ders yılının başında arkadaşlarınla karşılaştığında arkadaşlarına ne dersin? Ne deriz? Tıpkı kitabımızın dediği gibi kullu amin ve entum bi hayrin. Evet şimdi gelelim asıl meselemize. Bu bir nahiv kitabı. O yüzden diyaloglardan ziyade bizim için önemli olan nahiv bölümüdür. Kaidelerdir. Bunları en güzel şekilde okuyacağız, öğreneceğiz, hissedeceğiz, yaşayacağız ve uygulayacağız. Nahiv ilmi olsun, sarf ilmi olsun, eğer bunları sadece okursak, pratiğe dökmezsek, uygulamada uygulayamazsak, o zaman okuduğumuzun ne yazık ki bir anlamı bulunmamakta. Bugünkü dersimizin aslında temel konusu el kelimetu ve enva'uha kelime ve kelimenin çeşitleri. Kelime ve kelimenin çeşitleri. Örnek iki tane cümlemiz var. Bunları okuyacağız ve bu cümlemizin içerisindeki kelime türlerini öğreneceğiz. Harece Sa'idun fis sabahi. Sa'id sabahleyin çıktı. Sa'id sabahleyin çıktı. Bu cümlemizde tabii ki dört tane kelime var ama kitabımız bizi anlayalım diye iki tane kelimeyi bizlere gösterecek. Birincisi harece kelimesi. Diğeri de sa'idun kelimesi. Harece kelimesi nev'uhe yani kelime türlerinden fiildir. Sa'idun ise kelimenin türlerinden isimdir Arapçada. Harece fiildir, sa'idun isimdir. Peki neden harece fiildir? Şimdi ona bakalım.
Es-sebebu, sebebi nedir peki? Li-ennehe, çünkü o kelimetun, bir kelimedir. Tedullu ala amelin, bir işe delalet eder. Hadefe fi zamanil madi. Zamanil madi, geçmiş zamanda hadefe, meydana gelen bir amele, bir işe delalet eden kelimedir. Harece, geçmiş zamanda meydana gelen bir işe delalet eden kelimedir. O yüzden fiildir Arapçada. Saidun neden isimdir peki? Li-ennehe, çünkü o kelimetun, bir kelimedir. Summiye bihe şahsun, kendisiyle bir şahsın, bir kişinin isimlendirildiği bir kelimedir. O yüzden Saidun isimdir Arapçada. Bir diğer cümlemiz, ve fil mahedi, kursta vardır. Ne vardır? Kesirun minet talebe, öğrencilerden birçoğu kursta vardır. Burada bizi ilgilendiren kelimeler cümlemizin hemen başındaki vav ve akabinde gelen fi harfleridir. Bunlar kelimenin çeşidi olarak tablomuzda da görüyoruz ki harftir ikisi de. Peki neden harftir? Hemen onu okuyalım. Bunun sebebi nedir? لِأَنَّهَا, çünkü o kelimetun, bir kelimedir. Nasıl bir kelime? لَا يَذْهَرُ مَعْنَاهَا, manası açığa çıkmaz. Manası tam olarak açığa çıkmaz. İlla ancak اِذَا كَانَتْ مَا غَيْرِهَا, ancak kendisinden başka bir kelimeyle kullanıldığı zaman, ancak kendisinden başka bir kelimeyle kullanıldığı zaman manası açığa çıkan bir kelimedir. O yüzden vav harftir Arapçada. Fi de yine aynı şekilde harftir. Bunun da harf olmasının sebebi aynı. Çünkü o kelimetun, bir kelimedir. La yezheru me'nehe, manası açığa çıkmaz. İlla ancak izâ kânet me'a gayrihe, ancak kendisinden başka bir kelime ile kullanıldığı zaman manası açığa çıkar. Yani bizler bir harfin manasını tam olarak almak istiyorsak onu kelimenin başka türlerinden biriyle kullanacağız. Yani ya bir fiilin yanında kullanacağız ya da bir ismin yanında kullanacağız. Ancak o zaman harflerin manası tam olarak açığa çıkar. O yüzden bu şekilde tek başına kullanılamayan, tek başına manası anlaşılamayan, ancak diğer kelime türleriyle birlikte kullanıldığında manası açığa çıkan kelimelere Arapçada ne diyoruz? Harf diyoruz. Şimdi gelelim El-Bahfu bölümümüze. Kitabımız o tabloda gördüğümüz her şeyi bizlere tekrar ne yapacak? Yazarak en güzel bir şekilde izah etmeye çalışacak. Birinci dikkat etmemiz gereken nokta şu. İzâ nazarnâ ilel cümletel ûlâ, birinci cümleye baktığımız zaman, birinci cümleye baktığımız zaman ki nedir o cümle? Hiye, o şudur ki harece sa'idun fi sabah, Sa'id sabahleyin çıktı. Birinci cümlemiz bu. Sa'id sabahleyin çıktı. Ra'eyne, biz görürüz ki ennehe, bu cümlemiz tete'ellufu, oluşuyor min kelimatin, yani bir çok kelimeden, kelimelerden oluşmuştur bu cümlemiz. Biz bunu görüyoruz. Hiye, o kelimeler de şunlardır ki harece kelimesi, sa'idun kelimesi, fi kelimesi ve es-sabahi kelimesi. Bu cümlemiz bu dört kelimeden oluşuyor. Keme enne kulle kelimetin, tıpkı bütün kelimelerin, min hazihil kelimet, tıpkı bu kelimelerden her bir kelimenin tete'ellefu, oluştuğu gibi min ba'di hurufil hece, tıpkı buradaki bütün kelimelerin hece harflerinden bazılarıyla oluştuğu gibi buradaki cümlemizde bazı kelimelerden oluşmaktadır. Yani diyor ki kitabımız, nasıl ki kelimeler hece harflerinden bazılarıyla oluşmaktaysa cümleler de kelimelerden bazılarının kullanmasıyla oluşur, kullanılmasıyla oluşur. Ve ehyanen, bazen tekunul kelimetu harfen vahiden, bazen bir kelime tek bir harf olabilir. Bazen bir kelime tek bir harften oluşabilir. Ne gibi? Vav harfi gibi ya da F harfi gibi. Vav harfi ya da F harfi gibi.
İkinci nokta ve fi cümleti kharece Sa'idun fi sabah. Tekrardan kharece Sa'idun fi sabah cümlesinde necidu buluruz. Biz bu cümlede buluruz. Neyi buluruz? Enne kelimete kharece. Kharece kelimesi tedullu delalet ediyor. Ale amelin hadese fi zamenil madi. Fi zamenil madi yani geçmiş zamandan meydana gelen bir işe delalet ediyor. Kharece kelimesi geçmiş zamandan meydana gelen bir işe delalet ediyor. Vel kelimetu leti öyle kelime ki tedullu ala amelin bir işe delalet eden kelime. Hadese fi eyyi zamanin hangi zamanda olursa olsun hangi zamanda meydana gelen gelirse gelsin herhangi bir zamanda meydana gelen bir olaya delalet eden kelimeler tusemme el fi'le fiil olarak Arapçada isimlendirilirler. İlerleyen derslerimizde zaman olarak yani fiilin zamansal ayrımına baktığımız zaman fiil-i mazi, fiil-i muzari ve emir fiili göreceğiz. O yüzden kitabımız diyor ki hangi zamanda meydana gelmişse gelmiş olsun herhangi bir zamanda meydana gelen bir işe delalet eden kelimeler fiildir Arapçada. Emme kelimetu sa'idun. Sa'idun kelimesine gelince fehiye ismun. O isimdir. Sa'idun kelimesi isimdir. İsmun li şahsin. Bir şahıs için kullanılan isimdir. Yani sa'idun bir şahıs ismidir. Vel kelimetu leti yusemme bihe şahsun. Kendisiyle şahısların, kişilerin isimlendirildiği ev şeyyun ahar ya da başka şeylerin isimlendirildiği kendisiyle şahısların, kişilerin isimlendirildiği ya da başka şeylerin isimlendirildiği kelimeler hiyel ismu o isimdir. Yani kendisiyle biz şahısları isimlendiriyorsak ya da başka bir şeylerin nesneleri, eşyaları isimlendiriyorsak bu da yine Arapçada kelimenin çeşitlerinden isime delalet ediyor. Üçüncü bilmemiz gereken nokta ve fil cümleti saniyeti ikinci cümlede ve fil cümleti saniyeti ikinci cümlede neydi o cümlemiz? Ve fil mahedi kesirun minet talebe. Kursta çok öğrenci vardır anlamında bir cümle. Nulahizu. Biz bu cümlede şunu mülahaza ediyoruz. Yani şunu iyice görüyoruz ki nedir o? Ennel vav ve fi. Vav ve fi nedir bunlar? Kelimetani iki kelimedir. Vav ve fi iki kelimedirler. La yezheru ma'nahuma o ikisinin manası açığa çıkmaz. Vahdehuma tek başına kullanıldıklarında. Tek başına kullanıldıklarında o ikisinin manası açığa çıkmayan iki kelimedir vav ve fi. Ve innema yezheru ma'nahuma muhakkak ki o ikisinin manası açığa çıkar ma'a gayrihima minel kelime. Kelime türlerinden başka biriyle kullanıldıkları zaman o ikisinin manası açığa çıkar. İşte bu şekilde vel kelimetu leti yezheru ma'naha manası açığa çıkan kelimeler me'e gayrihe kendisinden başkasıyla kullanıldığında ancak manası açığa çıkabilen kelimelere de tusamme el harife harf olarak isimlendirilirler. Evet burada kelimeleri, kelimenin üç çeşidini de görmüş olduk. Fiil, isim ve harf Arapçada. Şimdi kaide bölümümüze gelelim. Bütün bu Elbahsu'da okuduklarımızdan ve tablomuzdan çıkarabileceğimiz bir takım kaideler var. Ve bu dersin bizim için en önemli bölümü bu kaide bölümü. Şimdi ileriki Arapça hayatımızda bize fayda sağlayacak kaidelerimize şöyle bir bakalım. Birinci kaidemiz şöyle. El kelimetu kelime dediğimiz şey lafzun bir lafızdır. Yani ağzımızdan çıkan bir lafızdır kelime. Yeteellefu min ba'di hurufil hece. Hece harflerinin bazılarından oluşan, bazı hece harflerinden oluşan bir lafızdır kelime. Ne gibi? Harece bir kelimedir. Sa'idun bir kelimedir. Fi bir kelimedir. Çünkü bunların hepsi birer lafızdır. Ve hepsi bazı hece harflerinden oluşmaktadır.
ve ehyanen bazen tekunul kelimetu harfen vahiden ve bazen kelime tek bir harf olabilir. Ne gibi? Vav harfinin tek başına bir kelime olması gibi. İkinci kaidemiz el kelimetu selasetu enva'in. Kelime üç çeşittir. Arapçada kelime üçe ayrılır. Arapçada kelime üç çeşittir. Nedir onlar? İsim, fiil ve harf. İsmun ve fi'lun ve harfun. Bu her ne kadar küçük bir kaide gibi görünse de aslında bizim için çok önemli ve çok büyük bir kaide. Biz bu kaide ile Arapçadaki kelimelerin üçe ayrıldığını öğreniyoruz. Bu da demek oluyor ki biz hangi Arapça kitabı elimize alırsak alalım, hangisini okursak okuyalım, o kitabın sayfalarında bizim karşımıza çıkabilecek kelimeler ya isim olacaklar, ya fiil olacaklar, ya da harf olacaklar. Dördüncü bir seçenek Arapçada bulunmamakta. Demek ki biz isimi iyi tanırsak, isimle alakalı bütün kuralları bilirsek, fiili iyi tanırsak, fiillerle alakalı bütün kuralları bilirsek, harfleri iyi tanırsak ve harflerle alakalı bütün kuralları bilirsek, o zaman istediğimiz kitabı rahatça okuyabilir, rahatça tercüme edebiliriz. Zaten kitabımızın devamında da ya da başka herhangi bir nahiv ve sarf kitabında okuduğumuz zaman hepsi bu kelimenin türleriyle alakalı olacak. Sürekli biz isimle alakalı kuralları öğreneceğiz, fiillerle alakalı kuralları öğreneceğiz, harflerle alakalı kuralları öğreneceğiz. Üçüncü kaidemize gelecek olursak, el ismu kelimetun, isim bir kelimedir. Yusamma bihe şahsun ev şeyun aher. Kendisiyle şahısların, kişilerin isimlendirildiği veya başka şeylerin isimlendirildiği kelimedir isim. Yani şahıs isimleri, kişi isimleri tamamı isimdir. Ya da başka şeyler. Mesela ne gibi? Saidun bir isimdir. Beytun ev kelimesi bir isimdir. Hadikatun bahçe kelimesi bir isimdir. Yani canlı cansız varlıklar, ondan sonra eşya isimleri, bitki isimleri, hayvan isimleri, bunların tamamı Arapçada isimdir. Şöyle de bir ayrıma gidebiliriz. Fiil olmayan, harf olmayan her şey isimdir Arapçada. Dördüncü kaidemiz, el fi'lu fiil kelimetun tedullu ala amelin hadese fi zamanil madi. Geçmiş zamanda, mazi zamanda meydana gelen bir işe delalet eden kelime fiildir. Evilhadır veya şimdiki zamanda. Elhadır şimdiki zaman, evil müstakbel veya gelecek zaman. Gelecek zamanda veya şimdiki zamanda veya geçmiş zamanda meydana gelen bir işe, bir olaya delalet eden bütün kelimeler Arapçada fiildir. Yani zamanla bağlantısı olan, üç zamandan birine bağıntılı olan kelimeler fiildir Arapçada. Ne gibi mesela? Harece çıktı, zehebe gitti, yeteallemu öğreniyor. Harece çıktı, zehebe gitti, yeteallemu öğreniyor. Bunların üçü de Arapçada fiildir. Beşinci ve son kaidemiz, el harfu harf kelimetun kelimedir. يَذْهَرُ مَعْنَاهَا manası açığa çıkan مَا غَيْرِهَا مِنَ الْكَلِمَةِ kelimelerin yani kelime türlerinden başka birisiyle kullanıldığı zaman kelime türlerinden başka birisiyle kullanıldığı zaman manası tam olarak açığa çıkan kelime harftir Arapçada. Yani biz karşımızdaki muhatabımıza sadece harfleri söyleyerek bize anlamasını bekleyemeyiz. Çünkü harfler tek başına kullanılınca manaları tam olarak anlaşılmıyor. Harfleri eğer biz kullanacaksak mutlaka ya bir ismin yanında ya da bir fiilin yanında kullandığımız zaman o harflerin anlamı tam olarak açığa çıkıyor. Mesela ile harfi ceri burada verilmiş. Yönelme bildirir. E-a anlamlarına gelir. Mesela ilel beyti eve, ilel mescidi mescide gibi. Ama biz karşımızdakine sadece ila dersek, ila dersek
muhakkak ki bizden ne yapamayacak? Bir şey anlamayacak. Tıpkı ila gibi vav harfini de fi harfi celini de tek başına kullandığımız zaman manaları tam olarak açığa çıkmaz. Anlaşılmaları için mutlaka diğer kelime gruplarıyla beraber kullanılmak zorundalar Arapçada. Evet, bu dersimizde bir giriş mahiyetinde bir ders işledik. Arapçada kelimenin neye dendiğini ve kelimelerin üçe ayrıldığını öğrendik. Şahıs isimleri olsun, diğer başka nesnelere verdiğimiz isimlerin kelime olarak isim olduğunu, geçmiş zaman olsun, muzari şimdiki zaman olsun ya da gelecek zaman olsun, herhangi bir zaman diliminde bir iş, bir oluş bildiren kelimelere fiil dendiğini öğrendik. Ve tek başına kullandığımız zaman bir anlamı olmayan, anlamı tam olarak anlaşılamayan ama bir fiille ya da bir isimle kullanıldığı zaman manaları tam olarak açığa çıkan kelimelere de harf dendiğini öğrendik inşallah bugünkü dersimizde. Kısmet olursa bir sonraki dersimizde bu birinci dersin tedribat, alıştırmalar bölümünü yaparak birinci dersi tamamlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.